Saygıdeğer Üsküdarlı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler, Yavuz Türk Mahallesi'nde kent aşığı fırtınasını TOKİ'nin kentsel dönüşme binaya %40 örtülü emsal kasırgası durdurdu. Bu başlık nedir biliyor musunuz? Bu başlık 30 yıldır Yavuz Türk'ümüzden Ümraniye'ye bakıp imreniyoruz. Neden? Yavuz Türk mahallemizde imar yok idi. Plan yapıldı. Her şey tamam. Bir türlü bir araya gelemiyoruz. Niye gelemiyoruz kardeşlerim? Size birazdan açıklayacağız. Öncelikle imar konusunda yıllardır bize destek olan Çengelköy Gazetesi'ne binlerce, yüz binlerce, milyonlarca defa teşekkür ediyorum. Çok yakınlarda Yeni Üsküdar gazetemizin de bu konuda bize çok büyük desteği var. Onlara da çok teşekkürler ediyoruz. Var olsunlar. Desteklerinin devamını istiyoruz. Niye biliyor musunuz kardeşlerim? Kentsel dönüşüm sadece inşaat yapmak değil. Kentsel dönüşüm ayrıca en önemlisi beklenen Marmara depremine hazırlıktır. Bütün bilim adamları söylüyor. Olası Marmara depreminde çok büyük hasar alacağımız. Bu da ülkemiz için en büyük tehlike. Ekonomimiz için de çok büyük tehlike. Kentsel dönüşüm sadece inşaat yapmak değil derken bugünkü daire fiyatlarını görüyorsunuz kardeşlerim. Bu şartlarda kim alabilir daire? Alamaz. Neden? Çünkü arz yok kardeşlerim, arz. Yüzlerce yazı yazdık, yüzlerce video çektik. İnşallah bu çektiğimiz videolar, yaptığımız bu konuşmalar, çalışmalarımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza iletilir. Gerçekten söylüyorum, Üsküdar Beykoz Sarıyer'in imar sorunu çözelim, ülkeye yüz milyarlarca döviz akar. Ekonomimiz canlanır, ülkemiz şaha kalkar. Birkaç yıl içinde de ülkemiz dünya lideri olur. Buradan Üsküdar'ımızın kıymetli başkanına ve yönetimine sesleniyoruz. Bu kadar büyük çaba sarf ettiniz. Çok büyük bedeller ödediniz. Bu emsali, bu imarı yakaladınız. Çok güzel. Sadece bir hatamız var. Kentsel dönüşümü TOKİ ile gerçekleştiriyoruz. Niye? Çünkü bina sahipleri 100 metrekareye 5 tane 10 tane daire yapmışlar. 10 metrekare tapusu var. Dairesi var. Şunu söyleyemedik. Kardeşim imar tapuyla alınır. Onun için tapularınızı yükseltin. Binaya oran vermekle sadece birkaç parseli kurtarmış oluyoruz. Sayın Başkanım, peki bu maliyeti kim ödeyecek? Bu maliyeti herhalde daire alanlar ödeyecek. Biz bunun sona erdirilmesini istiyoruz. Eğer bu imara, bu emsale razıysanız ki ben size tam destek veriyorum. Bu imar, bu emsal güzel ama bina sahipleri için güzel değil. Bunun için ne yapmamız lazım? 3'te 2 çoğunlukla biz bu işi çözemedik. Parselleri ifraz edelim dedik. Parselleri de ifraz edemiyoruz. Niye? Çünkü sayılar önemli. İlla %50 artı bir imza istiyorsunuz. Parselde insanlar gelsin bir araya. Bakın parselde, birkaç parselde bu insanlar bir araya gelebilir. Sadece 3-5 parselde, o da %60, %70'i boş arsa. Gerçi arsa sahipleri de uyuyorlar. Onlar uyumaya devam etsinler. Biz onlar için de Facebook'ta bir sayfa kurduk. O sayfaya mutlaka katılın kardeşlerim. Neden bir araya gelemezler? Örnek veriyorum. 1151 ada 113 parsel. Tam 60 bin metrekare. Şuraya bakın kardeşlerim. Bu insanlar bir araya gelebilir mi? Gelme şansı yok. Burada plan gereği konut alanında kalıyorsak 3-5 tane bina bir araya gelebiliyorsa yeniden bizim
bu planları düzelmemiz lazım. Parselleri ifraz etmemiz lazım ve bir an önce inşaat başlamamız lazım. Öyle bir hızlı yapacağız ki 5. vites değil, 8. vites, 10. vitesle biz bu işi çözeceğiz. Başka türlü bu iş çözülmez. Mavi boncuk dağıtmaya devam ediyoruz. Ben buradan kardeşlerime sesleniyorum. 1151'e de 62 parselde imzalar toplandı. Bakanlığa sunulacak. Ne yapacak? Binaya %40, tapuya %70. Peki bu insanları bir araya getirebilir misiniz? Getiremeyiz. Ola ki 3'te 2 çoğunluğu sağladınız. Bu oranı vereceksiniz. Burada bugünkü emsalimiz 1,5. Burada örtülü emsal 5-6 emsale geliyor. Peki bunun bedelini kim ödeyecek? Masrafını kim ödeyecek? Sadece 3-5 tane oy uğruna, gerçekten söylüyorum, Üsküdar'ımıza yazık ediyoruz. Sayın Başkanım, Allah korusun, olası bir Marmara depreminde ne diyeceğiz? Eyvah, keşke zamanda yapsaydık. Bunların hiçbiri geçerli değil. Bugün biz uyarıyoruz. Bu parseller ifraz olmalı. Hiç vakit kaybetmeden 1000 metrekare bir araya gelene inşaat izni vereceğiz. Yoksa biz parseli bölmeye gidiyoruz. 60.000 metrekare parseli böleceğiz. 3.000 metrekaresini ayıracağız. 60.000 metrekarenin harcını yatıracağız. Bunu kim yatıracak? Her gün zorluklar. Biz bu zorlukları aşmamız gerekiyor. Onun için başta arsa sahibi kardeşlerime söylüyorum. Çok büyük mücadele veriyoruz kardeşlerim. Bakın, özellikle arsa sahibi kardeşlerim, sosyal medyada, Facebook'ta sizin için bir sayfa kurduk. Hiçbir ideolojiye asla geçit vermiyoruz. Sadece amacımız imarımıza kavuşmak, inşaatımızı yapmak. Hiçbir siyasi partiye yakın da uzak da değiliz. Derdimiz bizim bu problemi çözmek. Deprem olmadan binaları, sağlam binalarda yaşamak. Hepinize saygı duyuyorum kardeşlerim.